Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nonparametrik testlerden Friedman testini anlatacağım. Friedman testi 3 veya daha fazla grubu olan ve birden fazla kez tekerrürle elde edilmiş ölçümlerde uygulanır. Friedman testinin parametrik karşılığı repeated measures'tır. Buraya yazayım. Repeated measures, varyans analizidir. Varyans yazamamışım. Neyse, anladınız siz bunu. Şimdi bunu bir örnek üzerinde göstererek yapmayı düşünüyorum. Üç büyük futbol takımının kupa sayılarına göre aralarında başarı bakımından bir fark var mı yok mu? Bu takımlar birbirlerine rakipler mi değiller mi? Ya da hangi ikisi birbirlerine rakip ya da hangisi ikisi birbirine rakip değil? Bunu test edeceğiz. Bunun için SPSS paket programını kullanacağız. SPSS paket programında verileri bu şekilde girdikten sonra Galatasaray, işte Beşiktaş, Fenerbahçe şeklinde, mesela Galatasaray'ın 22 Süper Lig şampiyonluğu varmış. Fener 19, Beşiktaş 16. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Kupası Galatasaray 16, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 10'a 9 şeklindeymiş. Diğerlerinde 18, 12, 12 şeklinde diğerlerini görüyorsunuz burada. Verileri bu şekilde girdikten sonra SPSS paket programında Analyze menüsünden nonparametrik test kısmına geliyoruz. Legacy Dialog ve buradan Correlated Samples'a giriyoruz. Test istatistiği kısmına, test verileri kısmına bunları bu şekilde oklarla yerleştiriyoruz. Normalde siz de bu şekilde görünecektir. Daha önce girmediyseniz. Bu şekilde test variables kısmına bunları aktarıyoruz. Exact kısmından şu exact 5 dakika, 5 minutes şeklinde seçmek gerekiyor. Daha sonra istatistik kısmından descriptives'leri ve quartile'ları görmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Descriptives yani tanımlayıcı istatistikler oluyor. Bu şekilde OK'ya bastığınız zaman test istatistik sonuçları karşınıza geliyor. Test istatistiği. Aralarında çok önemli bir fark varmış. %5'ten daha küçük. Burada gördüğünüz değer binde 2 gibi bir değer. Neredeyse binde 1, yani %1'in onda 1'i gibi. Çok küçük bir değer. Aralarında başarı bakımından bir fark olduğu görülüyor. Yani hipotezimizi şu şekilde kurduğumuzda her istatistik testte yapıldığı gibi yokluk hipotezi ya da sıfır hipotezi takımlar arasında başarı bakımından fark yoktur. Alternatif hipotezimizde H1 hipotezi takımlar arasında başarı bakımından fark vardır. Yani rekabet yoktur. Eğer yaptığımız istatistik analiz sonucunda H0 hipotezimiz kabul olursa başarı bakımından aralarında fark yok. Yani bu takımlar birbirlerine rakip demek oluyor. Alternatif hipotezimize göre takımlar arasında başarı bakımından fark var. Yani bu takımlar arasında rekabet yok demek oluyor. Burada peki bizim durumumuzda hangisini kabul edeceğiz? Şurada significance yani önem kısmı %5'ten küçük olduğu için, hatta %1'den bile küçük olduğu için H0 hipotezimiz reddedilecek. Yani alternatif hipotezimiz kabul olacak burada. Takımlar arasında başarı bakımından fark vardır. Yani bu aynı zamanda bu takımlar arasında rekabet yoktur demek oluyor. Peki bu takımlar arasında fark varsa hangi iki takım arasında fark var, hangi iki takım arasında fark yok?
Bunu karşılaştırmak için ise hangi iki takım arasında fark olduğunu anlamak için ise Wilcoxon testini yapacağız. Analyze menüsünden non-parametric test. Buradan independent özür diliyorum. Analyze menüsünden to related samples'a giriyoruz. Ve Wilcoxon testini buradan işaretliyoruz. Şimdi buranın nasıl yapıldığını size göstereyim. İlk defa yapıyorsanız şurada test çiftleri kısmına gruplarınızı ikişerli şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Örneğin Galatasaray Fenerbahçe birincisi, ikincisi Galatasaray Beşiktaş olsun grubumuz. Üçüncüsü de Fenerbahçe, Beşiktaş, dördüncüsü Beşiktaş, Fenerbahçe. Şimdi dördüncü grup oluyor, dördüncü çift test çiftimiz olmuyor bu şekilde. Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş şeklinde. İkişerli gruplar halinde eşleştirdikten sonra buradan x-ak kısmından 5 dakika olarak seçeceğiz. Daha sonra Options'tan Descriptives'i aktif edeceğiz. Ettik. Şimdi OK diyoruz. Ve bakacağız burada. Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? Önce Wilcoxon şuradan başlıyor. Evet, istatistik kısmı burada. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında %2'den küçük, yani %5'ten küçük bir fark var. Dolayısıyla arada önemli bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse %1'lik önem seviyesinde bile fark var. Aynı şekilde Beşiktaş Galatasaray arasında da fark olduğunu görüyoruz burada. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında istatistik açıdan herhangi bir anlamlı fark olduğunu söyleyemiyoruz. Bu şöyle şimdi hipotezlerimiz üzerinde bunu gösterelim. Şurası Galatasaray Fenerbahçe kısmı %5'ten küçük olduğu için ve GS diyelim. Test istatistiğimiz %5'ten küçük. 0,18. Pardon, %18 oldu, şimdi oldu. Küçüktür. 0,05'ten olduğundan takım arasında anlamlı bir fark vardır deniliyor. Yani istatistik açısından anlamlı bir fark vardır diyoruz. Aynı şekilde bu durum Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki ilişki içinde geçerli. Yani BJK Data 2 aynı şekilde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında anlamlı bir fark yoktur diyoruz. Yani şu iki takım arasında rekabet yok, Galatasaray, Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş arasında. Ve Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında rekabet var oluyor bu durumda. Yani son durumda arkadaşlar, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında
İstatistik açıdan anlamlı bir fark yoktur. Yani ne olmuş oldu? Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında kıyasıya bir rekabet vardır. Bunu neden söyledik? Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında istatistik açıdan çok önemli fark var iken Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında istatistik açıdan hiç fark yok. Yani bu değer %5'ten küçük olduğu için neredeyse hatta %1'e yakın. Yani neredeyse %1 önem seviyesinde anlamlı bir fark var istatistiksel olarak. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında %5'ten büyük, neredeyse %50 gibi önem seviyesinde, yaklaşık %50 önem seviyesinde çıkıyor. Yani aralarında istatistik açıdan, matematiksel açıdan hiçbir fark yok. Ancak matematiksel açıdan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ve Galatasaray ve Beşiktaş arasında çok büyük bir fark çıkıyor. Bu da aralarında rekabet olmadığını gösteriyor. O zaman şu şekilde özetleyebiliriz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş rakip değildir diyoruz. Matematiksel olarak tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.